Amerika'nın seçimlerine çok az kaldı. Trump'la Harris arasındaki yarışta süper kızışmış durumda. Son anketlere ve bahis sitelerine bakacak olursak Trump sanki önde gibi ama tabii belli olmaz. Çünkü hem bahis siteleri hem de anketler insanı yanıltabiliyorlar. Fakat bugün Wall Street Trump'ın kazanacağına yönelik hisseleri, ETF'leri, varlıkları, Bitcoin'e altın nasıl fiyatlıyor? Piyasa bize ne ipuçları veriyor? Bunları beraber inceleyeceğiz. Elbette seçimleri her kazanırsa bu bahisten hepsi yatacak, bambaşka bahisler kazanacak. Ama biz gelin bugün Trump'ın seçimi kazanması durumunda neyi nasıl ilerleyeceğini biraz yorumlamaya çalışalım. Ve bunu bugünkü piyasa gelişmeleri çerçevesinde yapalım. Anlatacaklarım elbette bir yatım tavsiyesi değil, elimde bir kristal küre yok. Seçimin sonucunu tahmin etmem mümkün değil. Ayrıca pek çok durumda varlık fiyatları beklenen çok ters hareketler yapabilirler. Bütün bu uyarılar çerçevesinde. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Önce genel tabloya bir bakalım. Son dönemde hem anketler hem bahis siteleri Trump'ın kazanma ihtimalinin yükseldiğini söylüyorlar. Bu doğrudan oraya belirli hisse senetlerine yansımaya başladı bile. Mesela Geo Group var Amerika'da. Özel hapishaneleri yöneten onun hisseleri Ekim ayında %21 arttı. Neden? Çünkü Trump'ın tekrar özel hapishane fikrine döneceğine inanılıyor. Bir de biliyorsunuz göçmen politikaları çok sert Trump'ın. Bundan dolayı hapishanelerdeki nüfus biraz artabilir diye düşünüyor. Başka bir enteresan örnek Bitcoin tarafından geliyor. Biliyorsunuz Trump Bitcoin dostu gibi davranıyor. Henüz emin değilim böyle olacağını ama en azından seçimlerde öyle yapıyor. Fiyatı sonra göreceğiz. Bu çerçevede Amerikalı Bitcoin madencisi Riot'un hisseleri %34 civarında yükselmiş durumda. Trump'ın politikaları temelde her istan nasıl ayrılıyor derseniz gümrük tarifelerinde ayrılıyor. Burada Çin'e ve Meksika'ya çok sert gümrük tarifeleri getireceğini söylüyor Trump. Nitekim Elon Musk biliyorsunuz Meksika'da fabrika kurmayı bundan dolayı erteledi. Finansal piyasalarda ve genel olarak iş piyasalarını düzenleyen regülasyonlarda gevşeme bekleniyor. Hatta Elon Musk'ı bu konuda bir göreve atacak regülasyonu gevşetmek ve bürokrasiyi azaltmak için biraz orada muhtemelen iş gücü kıyımı da olabilir Trump kazanırsa. Ve bir yandan da göçmen uygulamaları. Göçmenlerin girişi zorlaştırılacak. Ülkedeki yasal olmayan göçmenler ülkelere deporte edilecekler. Bunun da iş gücü piyasaları üzerinde baskı yaratması mümkün. Ekonomik olarak baktığımızda Trump bütün bu deliklerini yaparsa Enflasyonun bir miktar yükselmesi gayet doğal gözüküyor. Çünkü gümrük tarifeleri artıyor, işçi sayısı azalıyor. Öte yandan ülke içindeki şirketlerin gücü artabilir. Çünkü yurt dışından ithalat zorlaşacak. Trump'ın politikası temelde bu çerçevede dönüyor. Wall Street'in bir bölümü Trump zafer kazanırsa bankaların yükseleceğine inanıyor. Bu yüzden JP Morgan Chase gibi Bank of America gibi hisse senetlere talep epey yüksek. Bu sektörün en büyük ETF'i olan XLF yükseliyor. Efsanevi yatırımcı Paul Tudor Jones da Trump seçilirse finansallarda yükseliş bekliyor. Özellikle de küçük banka hisse senetlerinde çünkü Trump'ın küçük bankalara karşı biliyorsunuz Amerika'da binlerce bölgesel küçük banka var. İyi davrandığı geçmişten biliniyor. Hatta o dönemki regülasyon gevşetmelerin sıkıntılarını 2023 Mart'taki bankacı krizinde yaşamıştık. Bu bankaların pek çok bilançolarında aslında göstermeleri gereken şeyi regülasyon gevşekliği dolayısıyla göstermediklerini ve gizli zararların olduğuna beraber acıyla öğrenmiştik. Tabi Trump kazanırsa doğrudan yükselecek bir şirket daha var. Trump Media and Technology Group kısaltması DJT Ekim ayında %107 yükseldi. Şirket hiç para kazanmıyor. Cirosu neredeyse yok gibi ama müthiş yükseliyor. 2 milyon dolardan az bir gelir olan bir şirketten bahsediyoruz. Şu anda milyarlarca dolar piyasa değerine ulaştı. Neden artıyor? Trump kazanırsa medya varlığı daha da artacak ve yatırımcılar Truth Social'ın bu DGT'nin yönettiği sosyal medya platformunun bu ilgiden faydalanabileceğini düşünüyor. Tamamen spekülatif bir bahis olduğunu düşünüyorum. Trump kendisi bile Truth Social kadar en az paylaşımı şu anda Twitter üzerinden yapıyor. Elon Musk'la da işbirliği kesin ama bu spekülasyon şu ana kadar iyi gidiyor. %107'lik artış var sadece Ekim ayında. Trump kazanırsa Amerika'da enflasyon yükselecek. Buna kesin gözüyle bakıyor ekonomistler. Bundan dolayı da emtialara ve Bitcoin e akım var. Altında ve gümüşteki yükselişi zaten biliyorsunuz. Bitcoin de epey yükseldi. Beklediğim kadar hızlı değilse de. Niye? Çünkü bunlar kıt varlıklar. Yine biraz önce bahsettiğim Paul Tudor Jones da aynı görüşte. Emtialar altın ve Bitcoin'e yatırım yapıyorum şu anda diyor. Çünkü Trump'ın politikaları enflasyonu kesinlikle tetikleyecektir. Altın burada klasik bir koruma aracı olarak devreye giriyor. bir yandan da İsrail-İran savaşı meselesi var. Onlar da altına yarıyor. Bitcoin şu ana kadar beklediğim kadar iyi gitmedi. Ama Trump kazanırsa onda daha fazla yukarı gitmesi mümkün. Çünkü hem Trump Bitcoin'i destekliyorum diyor. Hem de Bitcoin enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülüyor. Yalnız burada küçük bir not düşmek isterim. Trump başkan olduğu zaman Amerikan dolarına ciddi bir rakip olabilecek Bitcoin ve altınla ilgili tonunu değiştirebilir. Böyle huyları var biliyorsunuz politikacıların. Çünkü sonuçta Amerikan dolarının başı zaten dertte biliyorsunuz. Aşırı borçlanma var. Tahvillerin faizleri çok yüksek şu anda. Yani FED faiz düşürdü ona rağmen tahvil faizleri düşmüyor. Çünkü talep sıkıntısı var. Bundan dolayı Trump'ı bu sözden dönebileceğini düşünüyorum ama piyasa şu anda böyle fiyatlıyor. Trump'ın kazanması durumunda dayak yiyecek hisse senetleri de var. Zaten şu anda da dayak yiyorlar. Dün en feyiz mesela bilanço açıkladı ve sert düşüş devam etti. Nedir bunlar? Temiz enerji hisseleri. Belki Tesla burada bir istisna. Elon Musk'ın doğrudan dolayı Trump olan ilişkisinden dolayı. Fakat bu hisse senetlerinde düşüş var. Bu sektörün iki büyük ETF'i olan Invesco Solar ETF kısaltması TAN ve iShares Clean Energy ETF kısaltması ICLN. ikisi de düşüş gösterdiler. Sırayla %13 ve %8 Ekim ayında tabi Harris kazanırsa bu iş tam tersi döner. Yani Harris'in kazanacağına inanıyorsanız veya da Contrarian yani ters bir trade yapmak istiyorsanız bu ETF'leri oynamak akılcı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bunlar şu anda dayak yani ETF'ler. Trump'ın kazanmaması durumunda demin bahsettiğimiz hisseleri shortlamak, bu tip Harris'in kazanacağına oynayan hisseleri longlamak akıllı fikir olabilir ama kolay trade'ler değil bunlar. Benim görüşüm ama hangisi kazanırsa kazansın kamu hizmetleri yükselecek diye düşünüyorum. Bu konuda büyük bir ETF var XLU diye. Neden? Çünkü ikisi de para gevşetme politikalarıyla geliyorlar ve özellikle iktidarların ilk yıllarında vatandaşın Gelişlerinden dolayı refahın artmasını görmek isterler. Amerika'da altyapıda çok sıkıntı var. Altyapı tarafında kamu hizmetlerinde yükselişi bekliyorum temel olarak. Bu nedenle XLU'ya yatırım yaparsanız hangi aday kazanırsa kazansın büyük kaybetmezsiniz büyük kazanmazsanız diye diye düşünüyorum. Tabii ki yanında bilirim yatırım tavsiyesi değil söylediklerim. İşin tabii bir de para yönü var, kur yönü var. Mark Dowding gibi yatırmışlar. Trump başkanlığında ABD dolarının güçleneceğini düşünüyorlar. Niye? Çünkü faizler artacak. Ve Çin yuanı ve Meksika pesosu gibi para bilmenin zayıflayacağına inanıyorlar. Buna yönelik bahisler yapıyorlar. Burada tabii Trump'ın Çin ve Meksika mallarına getireceği yeni gümük tarifelerinde büyük etkisi var. Amerikan dolarının yükselmesi hisseler için pek iyi değil aslında. Neden? Çünkü Amerikan borsasındaki şirketlerin çok büyük bir bölümü gelirlerin önemli bir bölümünü yurt dışından elde ediyorlar yüksek bir kurda o parayı Amerika'ya geri getirirken ki kur yükseldiği için gelirleri azalacaktır. Yine borsada çok hoşlanmayacağı bir şey. Ama kısa vadede Amerikan doları yükseleri oynuyor borsada. Nitekim son günlerde dolar nefes almadan yükseliyor. Evet durumlar böyle heyecanlı günlere giriyoruz. Trump kazanırsa ne olur? Trump kazanırsa Tesla ne olur da enteresan bir soru tabii. Benim de biliyorsunuz portföyümde şu an en büyük ikinci hisse durumuna indi. Neden? Çünkü Nvidia'nın değeri çok artarak gidiyor. Tesla o kadar artmadığı için doğal olarak geride kaldı biraz. Bu akşam bilançosu geliyor borsa kapanışından sonra. Discord üyeleriyle beraber akşam 9'dan 12'ye kadar 3 saatlik bir canlı yayın yapacağız. Burada hem Tesla bilançosu öncesi tahminlerimizi sunacağız. Bilançoda ne bekliyoruz? Opsiyon pazarı ne diyor? Teknik ne diyor? Bütün bunları tartışacağız birlikte. Bunun ötesinde bile Moonshot ilk 11'imi yayınlayacağım. Nedir Moonshot ilk 11'im? Süper zorlu teknoloji hisseleri. Yani çok riskli ama başarılı olursa dünyayı değiştirecek teknoloji şirketlerinden bahsedeceğim. Bununla ilgili bir örnek portföyüm var benim. İlk 11 diyorum ona onu da anlatacağım. Henüz Discord üyesi olmamışsanız hemen katılmanıza fayda var. Bu gece 3 saat boyunca canlı yayında beraberiz. Ama eğer Discord üyesi değilseniz de üzülmeyin. Bu hafta ya Perşembe ya Cuma genel katılım açıkta güzel bir canlı yayın yapacağız birlikte. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.